Son yıllarda popüler olan şeylerden bir tanesi böyle yeni nesil öğrencilerin sahip olması gereken işte ilk 10 özellik, ilk 8 özellik diye farklı farklı kurumların çıkarttıkları özellikler var. Mesela bunlar arasında işte dile getirilenler, ortak beraber çalışabilme, problem çözme, yaratıcı olma, ne bileyim bir takım teknik becerilere sahip olabilme gibi bu listeler sürekli olarak değişiyor. Ama baktığımızda aslında insanlık tarihine baktığımızda bu becerilerin zaten her zaman insanların ihtiyacı olan beceriler olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu sıralamalar her ne kadar değişse bugün işte bir sıralama, yarın bir sıralama ya da farklı kurumların sıralaması da olsa da bunlar yeni şeyler değiller. Bunları her zaman insanlar hayatta kalabilmek için yeni bir takım şeyler geliştirebilmek için insanlığı bir adım öteye götürebilmek için zaten bunlar bu becerilerin hepsi bu problem çözmedir, kritik düşünmedir, işte beraber çalışmadır. Hepsi aslında tarihin her zamanında insanların ihtiyaç duyduğu becerilerdi. Şimdi bu beceriler açısından hani oyunların bir katkısı olabilir mi? Olabilir. Gerçekten bir takım potansiyelleri var. Çünkü tarihte hiçbir zaman olmadığı kadar bugün bazı özelliklere ya da bazı imkanlara sahibiz. Mesela oyunlar bunlardan bir tanesi. Bir takım normal hayatta deneyemeyeceğimiz şeyleri burada deneyebiliyoruz. Burada deneyimleyebiliyoruz daha doğrusu. Dolayısıyla örneğin bir uzay gemisi içinde geçen bir olayı, bir kritik bir olayı orada deneyimleyip o becerileri kazanabiliyorsunuz. Kritik düşünme etkinliklerini yine orada da gerçekleştirebiliyorsunuz. Bize bilgisayar oyunlarının bu açıdan büyük faydası var. Yani konuşmamda da bahsetmiştim panelde. Zengin öğrenme ortamı yaratma ve bu zengin öğrenme ortamlarına herkesin ulaşmasını sağlayabilme. Çünkü bilgisayarlar artık herkesin elinde. Dolayısıyla sadece günümüzde bir elit bir kesim bu tür imkanlara sahip olması gibi bir durum değil. Hani herkes bir bilgisayara, temel bir bilgisayara sahip olan herkes de o zengin öğrenme deneyimini yaşayıp bu becerilerini daha da geliştirebilir. Ama ben dediğim gibi başta da söyledim bir kritik işte günümüz çocukların sahip olması gereken 10 kritik özellik diye bir şey çıkartmıyorum. Çünkü bunlar zaten insanlığın sahip olması gereken standart bir takım özellikler. Bilgisayar oyunlarının en önemli potansiyellerinden bir tanesi yine bu. Aslında bilgisayar oyunları biraz ne denir? Yanlış kullanıldı epey bir süre. Yani sıradan klasik derslerde öğreneceğimiz, kolayca öğrenebileceğimiz konularda bilgisayar oyunları içinde öğretelim diye bir takım girişimler oldu. Şimdi bunlar öğrenciler de aptal değiller. Yani onlar da neyin eğlenceli, neyin eğlencesiz, neyin zorlama olduğunu da biliyorlar. Dolayısıyla pek çok oyun türü öğrenme ortamı bu nedenle öğrencilerin beğenmemesi nedeniyle oldu, kaybolup gittiler. Müfredatla kısıtlamamak gerekiyor bence. Toplantıda da yine bahsedildi. Aslında kendimizi yani bu oyun yaklaşımını biz müfredat ile kısıtlamaya başladığımız zaman zaten oyunu öldürüyoruz. O zaman farklı bir yaklaşıma gerek var. Mesela Minecraft bu açıdan güzel bir örnek. Minecraft örneğinde gidip bir müfredat yapmıyorsunuz. Müfredatın içinde kalmıyorsunuz. Serbestsiniz. Orada bir takım içsel etkinlikleri yapıyorsunuz ama motomot gidip böyle bir sınıf ortamında sanki ders işlermiş gibi değil. Bizim de buna benzer bir çalışmamız olmuştu. Küçük çaplı bir çalışmamız olmuştu. Mesela bu Tomb Raider oyunu vardır. Lara Croft. O oyunu biz alıp içinde küçük bir değişiklik yaptık. Mesela fotosentezi öğreten Lara Croft bir yerde kapalı kalıyor. Ağaçlara fotosentez yaptırıp ondan sonra oradan kurtulması gerekiyor gibi. Böyle bir aksiyon oyununu ile eğitimi birleştirip ama işte müfredatta bu var, şunu şöyle yapacaksın falan gibi bir şekilde yaklaşmadığımız zaman o tür oyunlar daha başarılı olabiliyor. Ya da çocuklar oraya girip o öğrenme sürecinden geçip en azından derste öğrendiği bir şeyleri arka tarafta bir etkinlikle pekiştirebiliyor. Dolayısıyla
okulu ortadan kaldıramayacağımıza göre ve okulun içine de dersleri de oyunları sokamayacağımıza göre o zaman farklı bir yaklaşım yapıp okulda öğrendiklerini çocukların mesela pekiştirmesi, onu daha iyi yerleştirebilmesi için oyunlar kullanılabilir. O taraftaki potansiyel daha yüksek. Yani bunun aslında belki herhalde en güzel örneği artık cep telefonları. Yani uzun süre teknolojiden eğitimde devrim yapması beklenmiş. Bir takım araçlarla, yeni bir takım teknolojilerle. Ama bu teknolojiler sınıf için geliştirilmedikleri için ya da kullanımları çok zor oldukları için ne yazık ki sınıflarda ya da eğitim sürecinde yer bulamamışlar. İşte mesela ta 1920'lerde Edison diyor ki film makinesi eğitimi değiştirecek, devrim getirecek. Ama film makinesini oraya kur, getir, lojistiği çok zor olduğu için bu hiçbir zaman gerçekleşmemiş. Ya da televizyon değiştirecek denmiş, bu gerçekleşmemiş. Ancak bugün teknoloji herkesin cebine girebildiği için, özellikle cep telefonlarıyla beraber, her yerden ulaşılabilir olduğu için orada bir potansiyel var. Siz eğitimi istediğiniz yere götürüp ya da istediğiniz yerde alabilecek durumdasınız. Bu çoklu ortam özellikleri, özellikle artık cep telefonlarımızdaki işlemcilerin hızının artmasıyla vesaireyle de iyileşmiş durumda. O tür teknolojik ürünlerle daha zengin öğrenme ortamları, pekiştirici bir takım uygulamaları, oyunlarla yapma uygulamaları mümkün olabilecek. En azından böyle bir potansiyel günümüzde mevcut. Uygulaması var mı? Yaygın uygulaması var mı? Ne yazık ki yaygın uygulaması henüz şu anda yok ama önümüzdeki yıllarda yaygınlaşma ihtimali mevcut. Teoride evet, yani bu belki yapılabilir ama pratikte çünkü konuştuğumuz her şeyi mevcut eğitim sisteminin dışında düşünmemiz mümkün değil. Mevcut eğitim sistemimiz bize öyle çocuklar ortak bir şeyler yapsınlar vesaire yönlendirmiyor. Çocuklar bilgiyle yükleyelim, sınava sokalım. Sınavda bunları birbirleriyle yarıştıralım. Ondan sonra kazananlar şuraya geçsin. Şimdi siz bir oyun türü öğrenme ortamı yaratalım da çocuklar işte 3 saatini burada geçirsin dediğiniz zaman zaten veliler buna kızıyor. Diyor ki ya benim çocuğumun 3 saatini burada harcadınız. Hani siz bunu işte test çözmeye şey yapacaktınız. Veli de haklı orada çünkü çocuğunun geleceği orada var. Ve bunun sonucunu yani siz oyun tabanlı öğrenme ortamında çocuğun bir kazanımını sınava yansıtamıyorsunuz ki sınava bir etkisi yok. Çünkü oyun türü öğrenme ortamları size daha rahat rahat davranmayı gerektiren ortamlar. Uzun uzun düşüneceksiniz, bir problemi yaratacaksınız, onu çözeceksiniz falan. Sistem bunu desteklemediği için bunlar biraz ütopik kalıyor ya da işte olsa çok güzel olur. Finlandiya'da ne kadar güzel işte bunu yapıyorlar falan ama çünkü orada bu tür bir sınav sistemi yok. O tür bir insanları koşturma, birbirleriyle yarıştırma türünde bir ortam yok. Orada oluyor ama bizde evet hani kuramsal olarak, teorik olarak olabilir ama pratikte sistemimiz buna izin vermiyor. Yani onların hani bilgisayar oyununa yönelik yaklaşımları daha pozitif olabilir. Ama bu arada da teknoloji değişiyor. Yeni bir şeyler geliyor. Yani bugün evet hani biz bilgisayar oyunu vesaire bunları görüyoruz. Ama bilmiyoruz yani 3 sene sonra, 5 sene sonra ortaya ne çıkacak, ne gelecek. Ve bir de insanlar yetişkin olduktan sonra çocukluklarındaki durumların ne olduğunu unutabiliyorlar. Geçmişi, o empatiyi yapamayabiliyorlar. Büyüyünce büyük gibi düşünmeye başlayacaklar. Şimdi yine bence bu böyle bir içinden çıkılmaz bir çark olarak devam edecek. Çocuklar büyüdükleri zaman büyük gibi davranmaya devam edecekler. Çocuklar da onları işte kendilerini engelleyen yetişkinler olarak görecekler. Belki bir miktar değişiklik yani olabilir dediğiniz gibi bir oyun kuşağı geliştiği için süreçte. Ama önümüzdeki dönemde de bilmiyorum. Geçmişe baktığımızda hep böyle bir şey olmuş. Kuşak çatışması sürekli olarak olmuş bir takım şeylerde. Kuşaklar birbirlerini anlamamışlar. Bu belki biraz da bir kültürel bir unsur bir şey de olabilir. Yani bizim toplumumuza ait bir şey de olabilir. Çünkü bizde kuşak çatışmaları daha güçlü, daha kuvvetli oluyor. Biraz da bizim hani
daha ataerkil bir yapı oluşturmamızdan dolayı herhalde. Teknoloji hala en azından sanal gerçeklik, arttırılmış gerçeklik açısından teknolojiyi yaygın kullanılabilecek bir aşamada değil. Bizim şu anda yaptıklarımız deneysel bir takım çalışmalar. Üniversite seviyesinde belki küçük çaplı, küçük gruplarla olabilecek bir takım çalışmalar ama özellikle sanal gerçeklik tarafında, arttırılmış gerçeklik tarafında kullandığınız teknolojiler bir kere pahalı teknolojiler, ağır teknolojiler, kullanımı zor teknolojiler. Yani bir gözlük düşünün, o gözlüğün yanında bir bilgisayar taşıyorsunuz, o bilgisayarın yeteneğinin çok yüksek olması gerekiyor. Bunu bir kişi mi kullanacak, bir sınıf gibi düşünün, yani bir lise düşünün. 30 kişinin olduğu bir sınıfta bunu kullandırmanız zor. Ama ne yapıyoruz biz? Yani bunun üzerinde çalışma yapıp, bunun potansiyelini anlayıp, bunun eğitime etkisi nasıl olabilir, nasıl zengin öğrenme ortamı bunları oluşturabiliriz diye buna bakıp, bir yandan da teknolojinin gelişmesini bekliyoruz. Yani belki bir süre sonra ürünler küçüldüğünde, fiyatları düştüğünde, o zaman içinde hazır olmak lazım. Yani eğitimcilerin en büyük hatalarından bir tanesi o, teknoloji gelişsin, bir şey olsun, ondan sonra biz onu alalım diyorlar. Tam tersine bizim önceden bir çalışıp buna yönelik teorileri ortaya koymamız lazım. Yani artırılmış gerçeklik ortamındaki çoklu ortam prensipleri nelerdir? Biz normal ekrandaki çoklu ortam prensiplerinin ne olduğunu deneylerle falan biliyoruz ama şu anda bilgimiz sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik tarafında deneysel bildiğimiz, teorik bilgilerimiz daha kısıtlı. Bunları araştırıp ortaya koyup teknoloji hazır olduğunda da anında bu prensipleri, öğrenme prensiplerini oraya uygulamamız gerekiyor. Pratikte kullanılma potansiyeli çok düşük. Belki böyle bir takım okullarda showcase olarak kullanırlar ama genel kullanıma açılması için daha o teknolojilerin daha vakti var gibi gözüküyor.